Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bal kabağından toplar oluşturacağız. Bal kabağından bisküvili toplar. Hadi buyurun başlayalım. Bal kabağı toplar için gerekli olan malzemelerimiz: bir kase defrizden çıkardığım buzlu buzlu bal kabağım var. Bir paket bisküvim, petit beurre bisküvi, 100 gram çikolata, Antep fıstıklı benim çikolatam, bir çay kaşığı tarçın, bir çay bardağı toz şeker ve 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi bulamak için kullanacağız. Çikolatayı da aynı şekilde topları bulamak için kullanacağız. Şimdi bal kabaklarımı rondodan geçiriyorum. Evet, bal kabaklarımı rondomun içerisine aldım. Şimdi bunu rondodan geçirelim. Evet, rondodan geçirmiş olduğumuz bal kabağımızı şimdi bir tavanın içerisine alalım. Evet, tavayı almış oldum. Bal kabaklarının üzerine şimdi bir çay bardağı toz şekerimi gezdiriyorum. Ve ağzına kapak kapatıp ocakta pişmeye bırakıyorum. Suyunu salıp çekene kadar pişireceğiz. Evet, kabağım artık suyunu çekti. Şimdi ben bunun içerisine tarçınımı ilave edeceğim. Bir çay kaşığı. Sevmeyenler ilave etmeyebilir. Artık altını kapatabilirim. Bir paket bisküvimin yarısını şimdi rondodan geçireceğim. Bal kabağı karışımına karıştıracağım. Eğer kıvamı gelmediyse diğer yarım paketi de o zaman kullanacağım. Evet, bisküvilerimizi de rondodan geçirdik. Şimdi bunları derin bir kabın içerisine aktaralım. Pişirmiş olduğumuz bal kabağını derin bir kaseye aldım. Şimdi üzerine bisküvimi ilave ediyorum. Ve güzelce şimdi bunu yoğuruyorum. Evet, yarım paket bisküvimle kıvama geldi. Toplarımı oluşturabiliyorum artık. Şimdi toplarımı oluşturmaya devam edebilirim. Tam yarım paketimin petibör bisküvinin tam yarısını kullanmış oldum. Bu şekilde kıvama geldi. Şimdi toplarımı oluşturmaya devam ediyorum. Ceviz büyüklüğünde toplam 13 tane bal kabağı toplarımı oluşturdum. Şimdi bunları buzdolabında bir 15 dakika soğumaya bırakıyorum. Şimdi kaynar su dolu cezvemin içerisine çikolata kasemi oturtuyorum ve suyun buharıyla benmari usulü çikolatalarımın erimesini sağlıyorum. Evet, çikolatam eridi. Artık ocaktan alabilirim. Şimdi buzdolabından çıkartmış olduğum bal kabağı toplarını çikolatamın içerisine atıyorum ve bir çatal yardımıyla çikolataya buluyorum. Evet, buladık. Şimdi temiz bir çatal yardımıyla bunu alıyorum. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tabağımın içerisine aktarıyorum. İki çatal yardımıyla daha kolay olur. Yağlı kağıdı alıyorum ki tabağa yapışmasın. Evet, diğer toplarımı da aynı şekilde çikolataya buluyorum şimdi. Evet, bal kabağı toplarımı çikolataya buladım.
Çikolatam Antep fıstıklı olduğu için fıstık veya ceviz fındık ilavesi yapmadım ben karışımıma. Şimdi diğer kalan bal kabaklarını da Hindistan cevizini bulayacağım. Evet, şimdi bu çikolatalı bal kabağı toplarımı şimdi buzdolabına alıyorum donmaları için. Evet, bal kapağı toplarımız hazır. Buzdolabında çok güzel çikolataları dondular. Bir tanesini de sizler için ortadan ikiye böldüm. İçi de bu şekilde. Şöyle göstereyim. İster Hindistan cevizini bulayarak, isterseniz de çikolatayı bulayarak bu şekilde benim gibi sizler de hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.